Hafta Önü Sohbetleri başlıyor. Evet, peki, tamam. Bir şey olmaz. Ben... Evet, merhaba arkadaşlar, bu akşam evet, rolleri var. Değiştik, yerleri değiştik. Ben de böyle merhaba arkadaşlar diye girdim ama girmeyeceğim tabii ki. Arkadaşlar selam, bugün konuşacağımız konu pazarlık. Evet. Yanımızda bugün kim var? Mustafa, başladık mı ya? Başladık. Böyle mi oluyor? Böyle. Böyle mi giriyorsunuz? Tabii. Evet. Çok hızlı. Aa. Evet. Hızlıca. Seni bozar mı? Yok hayır. Adamın burada, ses tonuna bakar mısın? Bozmaz ki, buradayım yani. Sesi çok güzel. Yani. Çok güzel geliyor ve ben sesi... hiç... Tamam, keselim burada kaydı. Bu kadardı bugün. Yok. Beni övmek için toplanmadık mı burada? Ufak bir böyle bir efekt de verdim size. Evet, zamanlamalar harikaydı. Arkadaşlar bu saatten sonra burada ben oturacağım. Herkes yerini bilsin. Şaka yaptık, 15 saat sonra bastı. Farkındasın değil mi? Evet. Emin miyiz orada oturması gerektiğini? Onun komikliği orada zaten. Mutlu işte. Olsun abi, ne yapayım ya. Bakayım 23 Nisan mı? Yeter. güzel. Wow. Bak ben anlayamadım fark ettiyseniz. Evet, çünkü şey kuşakla alakalı. Geçen konuşmuştuk ya. Neyse, seninle. Gömün. Daha çok ah, küfür etti. Küfür ederim. Geriliyorum evet. Böyle. Bak işte, yerli yersiz geriliyorum. Onlar tamam. Da hep bende kurguda bip olarak geliyor. Yapacak ya şey adamın çocuğu, eşi dinliyor bunu. Evet. Benim 2 yaşında çocuğum var. Ya. Bak işte. Olur mu? Olacak iş mi? Hep aynı şey ya. Benim babamın kutu kola gibidir. Senin babanın sokaklara dökeceğiz. Tost dükkanı var. Türkçe mi öğreniyoruz biz? Senin babanın tost var. Senin kocanın evi yok. Ona döndü bu. Neyse bugün senin babanın tostu var. Tostu da var. Evet. Dükkanı da var. Evet. Makineleri de var. Bu da tostun oğlu diyor. Ben de tostun oğlu. Sakallarımı kısalttım bugün. Ne düşünüyorsunuz? Yani olmayan sakallarımı. Beni bozmaz. Beni de bozmadı. Güzel olmuş. Yakışıklı çocuksun. Olmuş. Teşekkür ederim. Her program bunu yapıyorsun. 3 bin lira 5 bin lira. 3 bin lira 5 bin lira. Pazarlık dedik geldi bak. 3 bin lira 5 bin lira. Evet. Pazarlık konusunda bizi aydınlatır mısınız efendim? Ben mi aydınlatayım? Yapamıyor ki aydınlat. Pazarlık konusunda ben mi aydınlatayım? Evet. Tamam, o zaman şöyle bir giriş yapalım. Pazarlık konusunda çok iyiyimdir. Bu kesin ve net. Öyle ki hatta o kadar iyiyim ki hayatımızı etkileyen taşınmazları alırken benim yerime sevgili eşim Merve gider pazarlık yapmaya. O kadar iyiyimdir yani. Çok güvenir bana o konuda. Şimdi pazarlığın aslında çok enteresan ince noktaları var. Onlardan birçoğuna ben çok uzağım. Onlardan bir tanesi ilk cümle. Pazarlık yapmak istediğiniz ürünün ilk cümlesi. Mesela atıyorum şu fare. Evet. Bunu almak istiyorum ya ben. Kendi pazarlık taktiğimi anlatıyorum size. Bunu almak istiyorum ya ben. Satıcıya diyorum ki abi bu 100 liraya olmaz mı? Adam da olmaz diyor değil mi? O da olmaz diyor. Yani burada aslında ilk o cümle var ya çok önemli. O cümleyi seçmeniz lazım. Ya da şunu söylememeniz lazım mesela. Abi bu 100 liraya olmaz değil mi? Olmaz. 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 Yani. Bir de şey var, cümlesi var pazarlıkta. Benim 100 liram var. Bak bu da çok var. Araba alacağım. Abi 450 bin liram var. Haberin olsun. Hani yaparsan alıyorum, yapmazsan hani sen yoluna ben yoluma. Pazarlığın bir de doğru yerde yapılması lazım. Mesela evet. Sokaktaki satıcılardan pazarlık yapmayı çok tercih etmiyorum ben. Çünkü onlar zaten zor şartlarda bir şekilde en azından zabıtalardan kaçarak. Biz çok mu kolay şartlarda? Biz de zor şartlarda yapıyoruz ama sen bir ürün satıyor musun? Doğru, hayır. Satmıyorsun. Dolayısıyla senin pazarlık yapacağımız bir konu var mı? Bazen. Hani istiyorsan yaparız yine de. Mikrofonu kapattıktan sonra pazarlık olabilir, yine yaparız. Olabilir. Peki, pazarlık yani. Sünnettir derler bir de. Evet, öyle bir şey var. Bunu işte normal bence çoktan ununu eleyip asmış satıcılara karşı yapmanız daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet. Pazarlığı. Evet, tamam. Yani bir teyzenin önündeki enginarı 1 lira daha ucuza almak bence bize çok bir şey katmaz. Kesinlikle, ben de ona katılıyorum ya. Pazarda falan pazarlık yapmak benim de hoşuma gitmez çok. Çünkü zaten ülkenin durumu belli. Kıyma olmuş 550 lira. 550 mi? 550 olan yerler var kıyma. Kıyma 550 TL. Kıyma et. Ben hiç pazarlık yapamadığım için tabii o yüzden böyle. Bu arada üçümüz de pazarlık yapamıyormuşuz. Benim de en kötü olduğum konu ya. Gerçekten. Mükemmel konular seçiyoruz biz bu konuda. Senin ilk pazarlık cümlen nedir? Benim ilk pazarlık cümlem. Mesela bir ürünü alacaksın mesela. Bunu alacaksın ya. Hı-hı. Ya bunu alacaksın derken yani mouse satın alacaksın ya. Evet. Onu mesela ilk nasıl indirmeye çalışırsın? Fiyatını. Atıyorum 500 TL. 500 TL olsun. Aynen. Tamam. 450 TL olmaz mı? Yani. Senin ne abi? Senin de bu mu? Ne? Senin de bu cümle mi? Olmaz değil mi benimki? Olmaz benim değil mi? Biraz daha şey, biraz daha yaklaşım tarzım biraz daha yumuşak o konuda yani. Benim şey, bize de mi bu fiyat? Ya şimdi 500 lira diyoruz ya, o da güzel bak. Bize de mi bu fiyat? Bize de mi diyorlar mesela, bize de mi? Abi sana da yani. Benim ne farklılığım var yani, bize de mi bu fiyat? Senin farklılığın var da. Ben zaten indirim alamıyorum bu yok arada. Yok lan bir yani de. Yani öyle bir şeyim yok. Benim de yok. Ben o yüzden çok uzatmıyorum mesela, hani bir şey söylüyor. 500 ama ben iyi indirim yakalarım bak internet sitelerinde falan. İnternet olayı.
olayı başka bir şey. Onda Mustafa da iyidir bence. Ekonomi ben çok çünkü. Kötü işte berbat her şey olağanüstü kötü. Çıkar bu, telefonu böyle çıkar. Olur mu? Bu arada bir şey soracağım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii söyle. Bu podcast'te sadece ben devlet adamı ismi söyleyebiliyorum ve ben parti ismi söyleyebiliyorum. Niye sana. Ne alaka? Çünkü bu adamın 2 yaşında çocuğu var. Kayıt durmadı değil mi benim? Kayıt durmadı. Saatin de var. Ümit ya. Aranıyor musun? Tek değil. Ben aranıyorum kanka. Interpol. İki çocuğu var ya ondan aranıyor. Anladım. Bir tane var. Bir tane de onda var. İki yaşında çocuğu pardon. Ben iki oldu işte. O yüzden bu tarz esprileri senin yapman gerekiyor. Tamam ben yapıyorum zaten. Ben gidiyorum. Onu anladık zaten. Aynen. Yani, tamam peki öyle olsun. Sen bir şey diyordun müdür. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi evet. 500 lira falan dedik ya. Hani pazarlık falan dedik ya. Şimdi pazarlık yapmamız gereken ürünlerin fiyatının ne olması gerekiyor? Bunu da aslında tartışmamız lazım. Mesela atıyorum. Şimdi önceden ne yapıyorduk? İşte buna 500 lira, 100 lira dediklerinde ya da 50 lira dediklerinde vay arkadaş öyle olur mu? O kadar fiyat çok fazla değil mi falan derdik. Şimdi artık mesela bir ya. Farenin yani mesela bunun ne kadar olması gerekiyor senin pazarlık yapman için? İkinize de soruyorum. O iyi bir marka bir fare ama iyi markanın çok fazla üretilmiş, fazla tutulan bir faresi ve herkeste olan bir faresi. Herhangi bir ofiste 50 tane o fareye rastlayabilirsin. Yapabilir misin yani bunun için pazarlık? Yapamam. Yapamazsın. Beceremem çünkü yapmak istemeye edebilirim. Senin için pazarlık miktarı nedir yani? Kaç para olursa pazarlık yaparsın? Ha benim için pazarlık miktarı nedir? İşte 9700 liraya bir şey almak istemem ben. 9500 almak isterim veya 9000 almak isterim. Takıntı. Takıntı da değil ya. Yuvarlayalım müdür olsa böyle 970 lira falan ödemeyeyim ben. 950 lira ödeyeyim ya da 900 lira ödeyeyim. Babamda da var mesela bu. Müşteri gelir ya. İşte tost ayran şu an farz misal konuşuyorum. İşte 75 lira veya 72 lira ama 70 lira alır. 73 lira 70 lira alır. Hani 73'ü 75 almaz. Peki 9500 mü 9450 TL mi? 9500 TL. Hayır 9499 TL. Bak işte bu adam budur ticari. Yani. Budur doğru. Budur yani olması gereken budur. Çünkü insanların algılarına girmek lazım. O şey var ya algı yönetimi. Satıcıların çok iyi yaptığı bir şeydir yani. Onun, ilk önce etiket basıp sonra ona indirim yapmak falan gibi. Onun da ama takıntılı olduğunu tabii anlamak için yaptı. Böyleymiş. Niye daha pahalı alıyorsun oğlum sen? Tamam daha pahalıya alıyor olabilirim ama o benim şey oluyor böyle. rahatsız ediyor. Evet. Şimdi pardon çok üzüldüm. Benim kaydım akıyorum. Şunu bir kontrol edeceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Parasal sıkılaşmadan dolayı biz hani elimizdeki paranın artık... Parasal ne? Parasal sıkılaşmadan dolayı artık elimizdeki... Sıkılaşma. Evet. Sıkılaşmayı en son ben duydun yani. Sıkılaşmayı en son ben nerede gördüm biliyor musun? Kadınlarda hayal ettiğim bir şey galiba. Hayır, kadınlarda sıkılaşmayı hayal etmiyorum. Böyle neyiz? Beşiktaş'ta giderken galiba böyle bir pilates salonunun camında böyle koskoca sıkılaşma yazıyor. Erkekler mi yapıyordu pilatesi? Yok, sıkılaşma böyle dikine yazmışlar böyle. S I K I diye böyle gayet sıkılaşma. Sıkılaşmış işte. Böyle okudum bak sıkılaşma. Demek ki dikkat böyle. Çekmişler. Amaçlarına evet. Ulaşmışlar ve sen onu evet. Okumuşsun yani. Gayet evet. Mantıklı. Normalde olmuş. Aslında pilatesi yapan insanlara bakmış olman lazım senin ama. İşte görünmüyordu. Görünmüyor. Yoksa baktım. Uğraştın yani. Uğraştım tamam, kesinlikle. Parasal sıkılaşma var ya, parasal sıkılaşmadan dolayı evet. Belli bir bizim çok pahalı diye niteleyebileceğimiz şeyler var. Ve diyoruz ya mesela işte 100 liranın üstü benim için pahalıdır dediğimiz ürünler var. Artık onu da kestirmek çok zor. Mesela minibüslerde. Eskiden hatırlar mısınız? Hiç minibüste yolculuk yaptınız evet. Mı? Tabii ki. Minibüslerde gittiniz para verdiniz. 100 lira verdiniz tamam mı? Hı-hı. Arkaya doğru gittiniz. Dedi ki ben abi gönderirim sana o parayı. Üstü bir para şekilde üstünü gönderirim. O. Abi oraya arkaya oturduktan sonra o para üstü gelene kadar ben var ya nasıl terliyordum biliyor musunuz? Gelmedi bak yine gelmedi. Unuttum acaba. Ulan nerede? Eksik mi gelecek falan. Bak, eksik mi gelecek falan. En sonunda şöyle bir sahne yaşanıyordu benim genelde verdiğim o 100 liraların arkasında. Arkadan 100 lira bırak. Ben! Diye böyle tamam mı nasıl abi insanlar çok insan korkutmuşumdur yani o 100 liranın arkasından şimdi o para mesela kaç olmalı şimdi, ha arkasından bir kere ben koşacağımız para bir dakika ben şeyde kaldım bir saniye bir kere benim yanımda öyle bir şey bağırsaydın 100 lirayı sana verirdim sus derdim sus devam et derdim sakin ol derdim evet yani vay be. Çünkü o benden var mı 100 lira var alayım. Şimdi veremem şeyden. Ama olmaz ki böyle yani veririm dedi şimdi vermiyor. Bir dakika olmaz ben böyle olmaz. Bak tam yerinde girdi fark ettim. Bana böyle demedin bana böyle denmedi. Doğru. Müdür, hemen bak, vermemiz lazım. Müdür benim çok üzerime çok geliyorsun. Bak yerine oturdun ya ondan duruyor. Ama yani. Oğlum aynen. Senin kulaklığı nereye atmış lan? Taktı adam kulaklığını. Evet, bak taktı. Size çok ciddi söylüyorum bu kulaklık çok rahat. Satayım. Allah Allah ya. Tuttun is. Aa. Aa. Çok küfür ediyor. Ya ben ne edit. Bir de 2 yaşında oğlu ya. Var. Ondandır. Artık 25 aylık oldu evet. Eşek kadar adam oldu. Aa, kocaman ya. Evet.
Bu arada biraz önce mesaj geldi bizimki de. Benim kız da okul çıkışında yarım saat falan aranmış. Ya aramışlar bayağı bildiğin aramışlar. Nerede? Mavi nerede? Nerede? Neredeymiş? Ayakkabı dolabının içine girmiş. Kendi arkadaşını da saklamış oraya. Ama bu müthiş bir şey ya. Bence de müthiş abi, bir şey bu arada. Bak okul çıkışı arada... anladın mı? Yani Mavi o kadar iyi biliyor ki onu bulamayacaklarında orada bir kaos ortamı oluşacağını. Mavi'nin onu bilmesi enteresan evet ama onu aramamız konusundaki bilincinin olmaması beni korkutan şey. Yani onu merak ettiğimizde. Ama çocuk abi neyse. Daha o. Çocuk mu? Çocuk değil o ya. Sen Mavi'yi bir gör. Çocuk değil. Çünkü Mavi'yi gördüm. Mavi gayet çocuk. Abi her şey bana hiç kimse şunu söyleyemez kardeşim. Senin çocuğun okul çıkışında ayakkabı dolabına saklanmış şın açıklamasını kimse mantıklı olarak gayet yapamaz. Gayet bence zekici bir yer. Bu tamam, arada canı tamam, sıkılmış olabilir ya. Kendini sakladın. Okey. Arkadaşını niye saklıyorsun? Ondan ne istiyorsun be çocuk ya? Canı sıkılacak içeride çünkü. Tek başına. Onu ya başka dolaba saklamış. İçeride de yalnız yani. İşte yetenek. Bayağı organize suç. Kaç yaşındaydı? 3,5 yaşında. Benim kızım pazarlığı gayet iyi yapar. Yapar. Sen ne yapıyor çünkü biliyorum. Gayet iyi yapar. Ona baba, ben de şahit oldum. Baba alalım mı siyah kediyi? Onu babaannesiyle halletmesi. Halletmesi lazım, onu halledecek inşallah. Ya var ya onu yerim ya. Selam olsun buradan ona da. Evet. Pazarlık ha. En son yaptığınız pazarlık ne pazarlığı? Ben söyleyeyim mi? Evet ben çünkü yok bende o yüzden. Şimdi sen, şöyle ben bir ürünün adını vermeyeyim. Bir ürünü daha önce internetten araştırmıştım. Güzelce baktım. Dedim ki şimdi internetten sipariş verip de gelmesini bekle sıkıntı olacak. Hiç beklemeyeyim dedim. Hı hı. Gittim bir o ürünü satan arkadaşın yanına, dükkanın yanına ve dedim ki bak şunu aldım mesela. Dedim ki ya bu dedim 2700 liraya olur mu bana? Olur abi dedi. 2700 liraya olur dedi. Tamam dedi. Sonra şeysi ulan keşke 2500 deseydim. Hayır öyle bir hissiyat yok. 2700 lirayı verdim ve aldım. Aldın. Mutluyum, çok mutlu. Satıcı mutlu ama satıcının neden mutlu olduğunu çözmeye çalışıyorum ben. 1500 lira mıymış yok? Evet abi. Hassik. Nasıl tahmin ettim? Evet abi. Bu kadar başıma geliyor. Ürün, yani pazarlık yapıp... Elektronik bir şey mi ürün? Elektronik bir şey. Pazarlık yapıp daha pahalıya almak da herhalde bana nasip oldu ya. Abi adam... Olsun ama pazarlığın... İnsanları mutlu etmek de güzel bir şey. Bence pazarlığın... İnsanları mutlu ederken aşağısı... kendini mutsuz etmek çok evet önemli. Ya. Ama işte bak bunu denge, çok yapıyoruz farkında mısın? İnsanları çok mutlu ediyoruz ama biz hiç mutlu olamıyoruz ya. Denge. Bak bunu ben çözemiyorum artık. Ben denge kendim... oğlum işte. Benim için denge o işte. Benim denge falan yok o zaman. Benim Var sen dengeli bir insansın. Ben... Kendine öyle deme. Sen şu bak, an kendine dengesiz diyorsun. Bak yoruma bütün çocukluk arkadaşlarım yazar. Yazsınlar. Ben büyük dengesiz bir insanım ya. Ben dengesiz bir insanım. Bunun ben, farkında. Ben seviyorum senin dengeni ya. Allah Allah. Hmm. Senin dengeni yerim ben. Canım benim. Ben çıkayım isterseniz. Yok hiç gerek bir dakika beni çağırdınız ama çıkayım isterseniz. Bak kapı önü... Bir şey söyleyeceğim. Peki bu neden çıplak? Giymiş mi? Değilim ya giymiş. Çıplak değilim. Aa giymiş. Giydirmiş. Abi korkuttu beni. Hayır. Yayın öncesinde bir üstünü çıkardı bir şey yaptı. Hayır böyle bir... bazen blok çekiyoruz böyle. Ne bloğu çekiyorsun? Bir ne bloğu ya? Ya ne çubuk krekerim. Ya soyunmam mı lazım ille de? Hayır. Bunu görmem mi lazım iki yani? İki bölüm üst üste çekiyoruz ama bazen. Olmaz. Aynı kıyafetle çıkıyorum. Olmaz. Bak bugün bunu de üstümde çizgili sivit vardı. Işıklı vurunca tarama yapar falan diye çıkarttım. Tarama o kadar kaliteli ekranlarımız ya kameralarımız yoruluyor. Buraya oturan da demek ki böyle oluyor. Orada. Ben de konuşamıyorum dur orada evet. Yani oluyor ama bak buraya oturup nasıl özgüvenliyim. İkinizi de görüyorum ya böyle. Hmm. Of. Böyle bir saat daha konuşurum ben. Bu arada harika yayınlar yapıyorsunuz. Harika. Çok teşekkür ederiz. Videolar paylaşıyorsunuz. Orada senin yayınların da harika. Çok teşekkür ederim evet. Genç adam. Sağ olun. Her pazar Kafa Radyo'da saat 7'de. Radyo Dedik Adam başlıyor. Evet. Ama orada şeyi yok kanka işte basman lazım. Radyo Dedik Adam. Aynen. Kapı önü sohbet. Dur bir dakika bir tane canlı jingle çekelim. Hadi. Kapı önü sohbetleri. Kapağını sohbetleri. Ya şey var. Bunu şey yapalım mı bir gün? Zaten zor söylemesi. Kapı önü sohbetlerinin şeyini yapalım mı? Böyle ağızlarını yapalım mı ülkedeki? Aynen. Onun adı şive değil bu arada. Onu da ifade edeyim. Onun adı şive değil ağız. Yani farklı yerlerde, farklı yörelerde kullanılan şey. Çok beğendim fikrini. Yapalım bunu. Peki evet. Şive nedir hocam? Şive de o bölgenin içerisinde değişen şeylerdir. Doğru. Evet. Bunlar hassas noktalar. Doğru. Hassas nokta. Kapı önü sohbetleri her pazar. Sese bak abi. Bu adamın sesi çok cam gibi ya. 22'de. Baksana müdür bak kulağıma gelen ses. Hayır çok nazarımız değecek. Allah korusun. Ben Müslüman oldum lan bu podcast'te. Abi çok iyiyim. Çok iyiyim. Müslüman oldum bu podcast'te. Harika. Ya ben farklı bir sesi var yani böyle şey değil. Tamam. Yes. Bak şöyle senin sesin de çok tatlı ama mesela senin sesin John sesi. Sen bir John sesine sahipsin. Yani bir dublajda o baş karakter var ya.
Güzel bir şey söyledi. Profesyonel İzmir çocuğu olan karakter var ya. Mesela o senin sesin işte. Mesela bana bir metin söyle, onu söyleyeyim bakayım. Metin söyleyip seni söylemeni mi isteyeceğim? Ne anlamadım ki. Ufak bir şey söyle bana, onu söyleyeyim, ona göre değerlendirelim. Tamam, bir dakika. Şöyle yapalım o zaman. Sen, sana şu an şey sesi veriyorum bir tane. Bir siyahi bir arkadaşın diğer arkadaşa bir ufak bir serzenişi. Tamam mı? Ama işte onun için metin lazım. Dur, ne metine diyeceğiz? Gerek yok. Benim söylediğim şeyi söyle. Tamam. Hadi ama genç adam. Biraz Mustafa gibi olur musun? Şu hadi ama genç adam. Hadi ama genç adam. Aa, güzel. Hadi ama genç adam. Hadi ama genç adam. Senin babaannen de böyleydi dostum. Bizi izlemediler diye huzur evine yatırdın. İzleyecek. Tüm babaanneler izleyecek bizi artık. Rahmetliye selamlar olsun ya. Selam olsun. Bu arada şey, tabii ki tamamen hayal ürünü. Tabii ki. Annenlerimiz, babaannelerimiz, büyüklerimiz. Baş tacıdır ve hayatı onlardan öğrendik. Hepsini çok seviyoruz. Kesinlikle. Ya benim oğlum öyle tabii. Ben hiç görmedim de oğlum görüyor çok şükür. Vay be. Tabii. O konuda da bak çok imreniyorum çocuğuma. Hayat akıyor ya. Evet. Evet. Kuşlar da uçuyor kanka. Adamın ağzına çok yakışmıyor mu çocuğuma? Evet ya. Çocuğuma der misiniz? Çocuğuma. Baksana abi ya. Çocuğuma. Hani kalkıp çocuk yapasın geliyor. Gidip böyle. Oğlum burada değil. Şu an mevcut imkanlarda oldu da olmaz. Ya. Lütfen. Lütfen. Evet. Ama bakın benim üzerime bu konularda çok geliyorsunuz. Bak mevcut imkanlarda olmaz. Ben kalkıp çıkıp gitmek istiyorum anlamını söyledim. Tamam. O zaman çıkıp gidebilir misiniz o zaman, çocuk yapın gidin, ne yapacaksanız. Hayır, şu an çocuk yapmak istesem yapardım ama şu an istemedim. Detayına da ihtiyacımız yok bu arada. Bastırdım o şeyi, duyguyu bastırdım. Pekala. Mustafa'cığım çok teşekkür ediyoruz. Abi çok teşekkür ederiz. Ben çok eğlendim bu arada. Ben de çok eğlendim. Biz çekerken çok eğlendik. Bizi gururlandırdın. Çekerken biz çok eğlendik. Hakikaten bu arada. Ekran başı. Biz çekerken acayip eğlendik. Özellikle arkadaşlarla ilişkilerimiz çok kıymetliydi. Bu diziye, bu projeye çok mutlu bir şekilde devam ettik dostum. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bize böyle arada gelir misin? Arada da gelirim. Derede de gelir. Her zaman gelir. Ben buradayım zaten. Hadi ama dostum. Hadi ama Jack. Senin tek sorunu ne biliyor musun dostum? O koca. Neyse devam edelim. Trenci Jack. Yaz. Yak Daniel. Yani kısacası pazarlık yeri geldiğinde çok kıymetli, yeri gelmediğinde de yapılmaması gereken bir ya şey. Ya sen yapmasaydın iyiymiş yani ürünü. Ben zaten beni gördüklerinde yani muhtemelen atıyorum 1 lira ise 2 lira oluyor. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bu ama. Podcast serilerinde benim en çok sevdiğim şey şu oluyor. Onu sıcağı sıcağına söylemiş olayım. İnanılmaz zor başlıyoruz. Gerçekten söylüyorum. Zor da bitiriyoruz. Zor bitiriyoruz. Bitiremiyoruz. Bitiremiyoruz. Mutlaka ben bunu bir edit program içerisinde halletmeye abi çalışıyor. Zaten format bu bak. Kapı önü sohbeti her zaman zor bitirilir. Bak çok zor biter yani. Hay senin ağzını öpeyim. Öyle ne kadar mantıklı. Yani. İnsanların içinde iyice abarttı işi. Çok abarttı yani. Bak üstüme geliyor. Her konuda geliyor yani. Şimdi böyle. Bir şey soracağım. Cinsel anlamda geliyor. Bir şey soracağım arkadaşlar. Şimdi bana para atacaksınız. Ben şimdi kendimi kötü hissedeceğim. Yok ağzını öpeyim, yok bilmem neyimi öpeyim. Şimdi izleyici de diyecek ki podcast parası. Bir yerde. Bir yani. Akşam çok güzeldi yaz. Mantıklı. Su gibiydin yaz. Hayırlısı. O zaman teşekkürler. Unutmayın benim bir çocuğum var. Benim çocuğum var. Çocuğum. Bak. Başladık. Ya. Bak. Vallahi ya. Neyse bir gün inşallah bu lafı ben de söyleyebilirim. İnşallah. Ben isterim. Söylerim herhalde. Ne alakası var? Onu bilemezsin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Mustafa geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buraya mı bakacağım, buraya mı bakacağım? İstediğin yere bak. Fark etmiyor. Herkes kendi kamerasına baksın. Herkes kendi kamerasını tutsun. Tamam o zaman ben gittim. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay, ben gittim. Bay bay. Kapı önü sohbetleri bitti.